Herkese merhaba. Bugün de kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Rönesans döneminin önemli karakterlerinden birini daha size anlatacağım. Önceki podcastlerimde Kopernik ve Thomas Dix'ten bahsetmiştim. Ve bu ikisinin ortak noktası ikisinin de evreni tasvir etme yönündeki çalışmalarıydı. Ancak bugünkü karakterimiz bu ikisinden farklı olarak evrenle değil insanla ilgileniyor. Daha açık söyleyecek olursam bugünkü karakterimiz Tıp tarihinde çok önemli bir yere sahip. Peki bugün hakkında konuşacağım bu kişi kim diye sorarsak bu kişi Andreas Vesalius. Andreas Vesalius bilimin ve dolaylı olarak insanın evreni ve insanı gerçek anlamda tanımanın başlangıcı olan Rönesans'ın önemli karakterlerinden birisi. Çünkü yaptığı buluşları ve en önemlisi bu buluşları keşfetmesini sağlayan akılcı ve mantıklı bir yol izlemesi onu önemli bir karakter haline getiriyor. Bu bakımdan da kendisi günümüz bilim mantığına göre hareket eden gerçek bir bilim insanıdır diyebiliriz. Yani Vesalius eğer sahip olduğu mantıkla ve akılla günümüzde yaşasaydı bilimin mantığı açısından yabancılık çekmezdi. Çünkü Veselius kendinden önceki bilgileri test ve gözleme tabi tutarak onları sınıyor ve yanlış olanları bırakma cesaretini gösteriyor. Buna paralel olarak da insanlara doğru bilginin nasıl öğrenilmesi ve öğretilmesi konusunda büyük katkıları oluyor. Bunu nasıl yaptığını birazdan anlatacağım. Şimdi gelin ve bizden yaklaşık 500 yıl önce yaşamış olan Veselius'un neden önemli bir karakter olduğunu ve onun hayatında neler öğrenebileceğimize bakalım. Ancak Veselius'la tanışmadan önce çok daha eski tarihlerde yaşamış olan biriyle tanışmamız gerekiyor. Çünkü Vesalius'la bu kişi arasında ciddi bir bağlantı söz konusu. Bu nedenle öncelikle o kişiyi bilirsek Vesalius'un neler yaptığını ve neden önemli olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Şimdi yaklaşık 1900 yıl öncesine gidiyoruz. Milattan sonra 130 yılı civarındayız. İzmir Bergama'da Yunanlı bir hekim doğuyor. İsmi Galen. Zengin bir ailede büyüyen Galen iyi bir eğitim alıyor. Galen 16 yaşındayken babası bir rüya görüyor. Rüyasında oğlu Galen'in tıp alanında başarılı biri olduğunu görüyor ve gördüğü bu rüyadan sonra oğlunun eğitimini tıp alanına yönlendiriyor. Galen çeşitli merkezlerde tıp eğitimi aldıktan sonra 5 yıl boyunca gladiatörlerin başhekimliğini yapıyor. Daha sonra Roma'ya yerleşerek Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un kişisel doktorluğunu yapıyor. Bu görevini Marcus Aurelius öldükten sonra Yerine geçen oğlu Commodus içinde devam ettiriyor. Görüldüğü üzere yüksek mevkilerde görev yapan Galen, yaşadığı dönem boyunca zorluklarla pek karşılaşmıyor ve tıp alanındaki araştırmalarını rahatlıkla ilerletiyor. Bu dönem zarfında yaptığı önemli işlerden biri de kitaplar yazmak. Galen edindiği bilgilerin notlarını alıyor ve kendinden önceki tıbbi bilgileri derliyor. Özellikle Hipokrat'ın yazdıklarına ayrı bir ilgi gösteriyor. Yani Hipokrat'ın bilgilerinden faydalanıp onları düzenliyor. Galen'in yaptığı bu hareketin günümüzde Hipokrat'ın tıbbın kurucusu olduğu yönündeki düşüncenin temelini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Galen referans olarak kullandığı Hipokrat'ın bilgilerini yazarak onu ölümsüzleştiriyor. Aynı zamanda onun tıbbın kurucusu olarak bilinmesine de neden oluyor. Galen'in bir başka yaptığı önemli iş ise onu asıl üne kavuşturan diseksiyon üzerine olan çalışmaları. Diseksiyon nedir diye sorarsak diseksiyon genel olarak şu demek. Bitki, hayvan ve insanların iç yapısını incelemek üzere onları kesip açmak. Yani o canlıyı incik boncuk inceleyip kesip biçerek iç yapısını anlamaya çalışmak. Ancak Galen'in yaşadığı dönemde insan diseksiyonu toplumlar tarafından uygun karşılanmadığı için Galen diseksiyon yapıyor ama insan diseksiyonu yapamıyor. Çünkü söylediğim gibi insan diseksiyonu o dönemdeki toplumlar tarafından uygun karşılanmıyor. Burada bahsetmek istediğim ironik bir durum var. Galen'in yaşadığı dönemde köle sahipleri kölelerine istediğini yapabiliyor ve gladyatörler birbirlerinin kollarını, bacaklarını kesip ölümüne savaşıyor ve bunu sırf eğlenmek için yapıyorlar. Fakat böyle bir ortamın içinde insanlık için bir doktorun ölmüş bir insanı kullanarak diseksiyon yapması uygun karşılanmıyor. Yani insanların birbirlerini canlıyken kesip biçmeleri normalken ölmüş birini faydalı bir iş için incelemek isteyen doktorun ölüyü incelemesi uygun karşılanmıyor. Böyle bir ortamı hayal edin. Bu sizce de fazla ironik değil mi? Konuşursak daha birçok ironi bulabiliriz. Ama biz konudan kopmayalım ve konumuza dönelim. Şimdi Galen'in diseksiyon yaptığından bahsettik ama insan diseksiyonu yapmadığını söyledik. Peki Galen diseksiyonu insanlar üzerinde yapmadıysa ne üzerinde yaptı? Nasıl yaptı? Galen yaptığı diseksiyonları insanlar üzerinde değil, köpek, domuz, maymun gibi çeşitli hayvanlar üzerinde yapıyor. Bu nedenle insan vücudu hakkında yaptığı çıkarımlar başka hayvanlar üzerinde yaptığı çıkarımlara dayanıyor ve bu nedenle de birçok yanlış bilgi içeriyor. Birçok yanlışın olduğu Galen'in bu notları 16. yüzyıla kadar tıp alanında referans metinler olarak kabul ediliyor. Yani Vesalius'a kadar yaklaşık 1500 yıl boyunca Galen'in yazdığı notlar tıbbın ana kaynağı olarak kabul ediliyor. Hatta öyle ki Galen'in yazdığı tıbbi metinler çeşitli dillere bile çevriliyor ve yüzyıllarca kullanılıyor. Ancak 16. yüzyıla geldiğimizde farklı dillere yapılmış çevirileri terk ediliyor. Çünkü çeviriden kaynaklanan yanlışların olması çok doğal ve bundan kurtulmak gerekiyordu. Bir bakıma yapılan bu hareket doğru. Çünkü bir yazının orijinal dilinden başka bir dile %100 doğru bir şekilde çevrilmesi pek mümkün değil. Özellikle de tıp gibi en ufak bir hatada insan hayatına mal olacak bir alandaki yazının bu tarz hatalara maruz kalması iyi sonuçlar doğurmaz. Bu nedenle oluşabilecek hatalardan kurtulmak için 1525 yılında Galen'in yazdıkları orijinal dilinde basılıp çoğaltılıyor. Ve izleyen 10 yıl boyunca Galen'in orijinal yazımı kitabının kopyaları çok daha hızlıca yayılıp popüler hale geliyor. İşte bu gelişmelerin yaşandığı dönemde Andreas Veselius tıp eğitimini tamamlamakla meşgul olan bir genç. Evet artık Andreas Veselius'un kim olduğundan bahsedebiliriz. Andreas Veselius 31 Aralık 1514'te Kutsal Roma İmparatoru diye çağrılan ama aslında Alman prensi olan 5. Charles'ın kraliyet eczacısının oğul olarak Brüksel'de doğuyor. Yani Veselius tıp kökenli bir ailede doğuyor ve aile geleneğini devam ettiriyor. Belçika'da üniversite eğitimi alıyor, daha sonra az önce söylediğim tıbbın ana kaynak kitabını yazan Galen'in öğretişlerini öğrenmek için 1533 yılında Paris'e gidiyor. Çünkü Paris Galenciliğin yeniden doğuşunun merkezi olarak kabul edilen yer. Veselius Paris'teyken Fransa'nın bir savaşa girmesi üzerine tekrar Belçika'ya dönüyor ve 1537 yılında tıp eğitimini tamamlıyor. Eğitimini tamamlayan Veselius'un ilgi alanı ise o zamana kadar yapılmasına müsaade edilmeyen insan diseksiyonu. Veselius'un yaşadığı bu dönemde Fransa insan diseksiyonuna daha sıcak bakarken Belçika daha tutucu ve gerici düşünceye sahip bir politika izliyor. Veselius da insan diseksiyonu olan merakını gidermek için idam edilen kişilerden geriye kalan parçaları çalıp onları inceleyerek merakını gidermeye çalışıyor. Fakat yaptığı bu davranış riskli. Çünkü Belçika insan diseksiyonu konusunda tutucu davranıyor. Ve bu durum insan diseksiyonu yaptığı öğrenilirse... Veselius'u ciddi sıkıntılar içine sokabilir. Bu nedenle insan diseksiyonu alanında kendini geliştirmek isteyen Veselius için Fransa önemli bir merkez haline geliyor. Fakat devam eden savaşların ötürü oraya dönemiyor. Bu yüzden o da İtalya'ya gidip Padova Üniversitesi'ne lisansüstü eğitim için kaydoluyor. Günümüzde bazı tarihçiler için Veselius'un Padova Üniversitesi'ne kaydolması formalite olarak algılanıyor. Bunun sebebi Veselius'un Padova Üniversitesi'ne kaydolduktan sonra girdiği ilk sınavdan çok yüksek bir sonuç almış olması. Bu başarısından sonra genç yaşında tıp doktoru ünvanını alan Veselius, Padova Üniversitesi'ne görevli olarak atanıyor. Bunun sonucunda Veselius, tıp alanında söz sahibi olabileceği bir ünvana sahip oluyor. Öyle ki kısa sürede elde ettiği başarılar sayesinde Vesalius, Galen'ciliğin önderlerinden biri haline gelmeyi başarıyor. Ancak Vesalius'un Galen'den bir farkı var. Vesalius, Galen gibi hayvanlar üzerinde değil, insanlar üzerinde diseksiyon yapıyor. Çünkü Rönesans'ın merkezi olan İtalya, Belçika gibi tutucu bir tavır sergilemiyor ve Veselius'a insan diseksiyonu yapabileceği ortamı sunuyor. Böylece Veselius'un Belçika'daki gibi mezarlardan ölüleri çalmasına gerek kalmıyor. İtalya otoritesi Veselius'a bu konuda ciddi anlamda destek veriyor. Öyle ki idam edilecek kişilerin cesetlerinin taze bir şekilde Veselius'a ulaşabilmesi için idam edilecekleri tarihler bile erteleniyor. Böyle bir ortamda insan diseksiyonu yapan Veselius, korkunç bir keşifte bulunuyor. Şöyle ki Veselius insan vücudu üzerindeki bilgisini arttırdıkça Galen'in birçok konuda yanlış bilgiye sahip olduğunu keşfediyor. Bunun temel nedeni Galen'in hiç insan diseksiyonu yapmamış olması. İşte bu keşif Veselius'un öncülerinden biri olarak görüldüğü Galenciliğin resmen sonu demek oluyor. Galen'in insan diseksiyonu konusunda hiçbir tecrübesi olmadığını fark eden Veselius elde ettiği bilgileri kayıt altına alıp aktarmak adına kitap yazmaya karar veriyor. Veselius'un yaptığı bu keşif doğrultusunda yaptıkları hem tıp hem de bilim alanında büyük bir devrim anlamına geliyor. Çünkü orta çağda insan diseksiyonu çok nadiren yapılıyor. Ve dersi öğreten profesörler diseksiyon yapılan canlıya yaklaşmadan uzak mesafeden derslerini yapıyorlar. Yani uygulamalı olarak öğrenilmesi ve öğretilmesi gereken tıp derslerini sadece teorik olarak öğretiyorlar. Ancak Veselius Diseksiyon gösterimini kendisi yapıyor ve öğrencilerine daha önce bilinmeyen veya yanlış bilinen bilgilerin doğrularını ve önemini açıklayarak anlatıyor. Veselios'un bu ders anlatım tarzı iyi meyveler vermiş olacak ki kısa bir sürede Padova'da yaygın olarak kullanılan tarz haline geliyor. Bu sayede Padova'da tıp alanında doğru bilginin egemenliği başlamış oluyor. Artık öğretenler de öğrenenler de sadece teorik olarak değil uygulayarak sonuca gitmeye başlıyorlar. Padova'da yaşanan bu olaylar aynı zamanda test ve gözlem yapmanın, uygulayarak öğrenip öğretmenin ne kadar etkili sonuçlar doğurabileceğinin güzel örneklerinden biri. Veselius'un Galen'in yanlışlarını ortaya çıkarması bize çok güzel bir sonuç daha doğuruyor. O da şu, nesilden nesile aktarılan bilgilerin mutlak ve sorgulanamaz gerçek olduğu yönündeki inanışı ve aynı şekilde o bilgilerin sahibi olan kişilerin de sorgulanamaz kişiler olduğu şeklindeki inanışı da yerle bir eden çok güzel bir örnek. Sonuç olarak 16. yüzyıl ve sonrasındaki gelişmelerle birlikte yüzyıllar boyunca sorgulanamaz olduğuna inanılan antik düşünürler artık sorgulanabiliyor ve sorgulandıkları için de yanlışları ortaya çıkıyor. Yanlışları ortaya çıktıkça da yüzyıllar boyunca bir ilah gibi oturdukları tahtlarından inmek zorunda kalıyorlar. Ve en nihayetinde onların da sorgulanamaz bir ilah değil de birer insan oldukları anlaşılıyor. İnsanların düşüncelerinde olan bu gelişme insanlık için çok önemli bir kırılma noktası. Fakat günümüzde hala nesilden nesile aktarılan bilgilerin sorgulanamaz olduğuna ve o bilgilerin sahibi olan kişilerin de aynı şekilde sorgulanamaz olduğuna yönelik çok fazla inanç yaşayan insanlar var. Bu düşünce yapısının ne kadar yanlış olduğuna ve bu zincirin kırılmasıyla ne kadar büyük değişim ve gelişimin oluşabileceğine Veselius'un Galen'in tahtından etmesi güzel bir örnek. Tabii ki bu tarz başka birçok örnek verilebilir. Araştırdığınız zaman siz de bu durumun birçok örneğini bulabilirsiniz. Sonuç olarak Veselius'un önderliğinde insan diseksiyonu yaygınlaşmaya başlıyor. Fakat burada küçük bir sorun var. Sorun şu, insanları kesip biçerek incelemenin yani insan diseksiyonunun o dönemdeki doktorları huzursuz etmesi. Çünkü hiç alışık olmadıkları bir durum. Bundan dolayı insanın bir nesne gibi görülmesi gerektiğini düşünen Veselius yazdığı kitabının adını fabrika koyuyor. Veselius bunu yaparak insan vücudunu bir makineye benzetip onu nesneleştirerek doktorların iç huzursuzluğunu kırmayı amaçlıyor. Ancak tıp kariyerinde ve bilimsel anlamda yaptığı onca katkıdan sonra Veselius ani bir kararla henüz 30 yaşındayken akademik hayatını sonlandırıyor ve Padova'dan uzaklarda yaşamaya başlıyor. Bir süre sonra hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gidiyor ve dönüş yolunda gemide hastalanıyor. Ancak hastalığının ne olduğunu bilmiyoruz. Veselius'un bulunduğu gemi bir Yunan adasına demirliyor ve Veselius 1564 yılının Ekim'inde henüz 50 yaşındayken o Yunan adasında hayatını kaybediyor. Veselius 30 gibi çok erken bir yaşta akademik kariyerini sonlandırsa da birçok yanlışı değiştirmeyi başarıyor. Ayrıca Veselius, akademik kariyerini bıraktıktan sonra bilimsel gelişmeye doğrudan katkısı olmasa da onu takip edenler sayesinde dolaylı olarak büyük katkıları oluyor. Bu katkılarından en önemlilerinden biri William Harvey'nin kan dolaşımını keşfetmesine zemin hazırlayan keşifleri yapmış olması. İlerleyen zamanlarda bu önemli keşfin sahibi olan William Harvey'nin hikayesini de detaylıca inceleyeceğim. Bir başka podcast'te görüşene dek kendinize iyi bakın ve bilgiyle kalın.